giderken dur, kolunu uzatma. Uzatırsan kolunu ne olur diye sorma. Ne olur merak ettim. Uzatınca yanında araba varsa, üstelik de yakınsa, koluna çarpabilir, kolun kırılabilir, koluna çarpabilir. Kepçe yok öğretmenim. Ben onu okula gelirken görmüştüm. Ben de. Çok tuhaf. Ne oldu acaba? İşte evim burası. Yani burada mı yaşıyorsunuz? Evet ama evimin bu haline bakma. Bir zamanlar öyle güzeldi ki anlatamam. Ne zaman? Karımla çocuklarımla yaşarken. O zamanlar ben de daha gençtim tabii. Gece gündüz çalışır, bana mısın demezdi. Yine ağlamayın ne olur. Şimdi yapayalnızım ve kendime bile bakamıyorum artık. Artık ben varım. Ben bakarım size. Kepçeyi gören var mı aranızda çocuklar? Ben görmedim. Ben de. Ben gördüm. Yolda gördüm. Okula doğru yürüyordu. Arkasından seslendim ama beni duymadı. Sonra gözden kayboldu. Onun acelesi vardı sanki. Bu çok garip. İki gündür okula gelmiyor. Çok merak ettim. Kıtır, dersten sonra kepçelerin evine bir uğra, neler olduğunu öğren. Olur mu yavrum? Peki öğretmenim. Yaşlı dede, bak sana ne getirdim. Oh, kocaman bir buğday tanesi. Peki onu buraya nasıl taşıdın? Ben büyüdüm artık. Hı? Büyüdün mü? Büyüdüm deme bana. Bari sen deme. Ne oldu yaşlı dede? O da öyle demişti. Sonra da gitti. Peki kim o giden? Torunum. Torunun da mı vardı? Karımı ve çocuklarımı fırtınada kaybettikten sonra torunumla birlikte yaşamaya başlamıştık. Ama fırtınadan sonra hastalandığım için ona iyi bakamadım ve bu yüzden de hep kendimi suçluyorum. Sonra ne oldu? Bana artık büyüdüğünü söyleyip uzaklara gitmek istedi ve... Ve gitti ha? Evet gitti. Şimdi onu çok merak ediyorum. Evet çok merak ediyorum. Acaba ne yapıyordur şimdi? Ne? Kepçe iki gündür okula gelmiyor mu? Evet merak ettik. Hasta mı? Yok. Ben de onu okulda sanıyordum. Ama okulda değil.
Dün her günkü gibi saatinde geldi eve. Bu sabah da okula gidiyorum diye ayrıldı evden. Neden acaba? Bana bir şey söylemeden nereye gider bu çocuk? Çıkıp onu arasak iyi olacak galiba. Arayalım ya, arayalım. Kepçe! 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 Kepçe yavrum! Gözüm yandı. Ay. Su dök çabuk. Yardımlarına çok teşekkür ederim. Biliyor musun yaşlı dede? Ben de bütün bunları yapabileceğime inanmazdım. Ama senin için yapıyorum. Şimdiye kadar yalnızca hep kendimden söz ettim. Sen hiç kendini anlatmadın bana. Sen neler yapıyorsun ha? Hadi anlat bakayım. Okula gidiyorum. Okula mı gidiyorsun? Peki buradayken nasıl? Ben 2 gündür okula gitmedim. Oh, benim yüzümden öğretmenin kızacak sana ama. Boş ver. Ne demek boş ver? Hemen git şimdi, hemen, hemen git şimdi. Beni istemiyor musun artık? İstemiyorum. Sen de torunum gibisin demek. O da izinsiz gitmişti. Sen de izinsiz buradasın şimdi, anlıyor musun? Git bakayım hadi çabuk. Kepçe! Neredesin? Neredesin yavrum? Gördün mü bak, seni arıyorlar. Hadi buradayım de çabuk, hadi hadi. Buradayım. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır. Kepçe, okuldan nasıl kaçarsın? Kaçmadım. Yaşlı dedeye yardım ettim. Peki Kepçe, hem okula gelip hem de yaşlı dedeyle birlikte olmak ister misin yavrum? İsterim tabii. Yaşlı dede, bundan sonra okulda bizimle birlikte yaşayıp hepimizin yaşlı dedesi olur musunuz? Olurum tabii. Eğer istersen derslerde bana yardımcı da olursun. Tabii, tabii olurum. Öyle mutluyum ki kendimi her işi yapabilecek güçte hissediyorum. Çok mutluyum, çok.